Amr bin Avf el-Ensari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin mümtaz şahsiyetlerinden, Efendimizin ifadesiyle bu ümmetin eminidir dediği, Allah azze ve celle'nin Kur'an-ı Kerim'de bunlar Allah'ın kalplerine iman yazdığı ve katından bir ruh ile desteklediği kimselerdir sözleriyle taltif ettiği, övdüğü Şam'ın fethi sırasında, ey insanlar, ben Kureyşli bir Müslümanım, sizden kızıl ve esmer tenlilerden kim takvaca benden daha üstünse onun derisine bürünmeyi tercih ederim diyerek, gerçek üstünlüğün dilden, tenden, anne ve babadan, kavimden değil, takvadan olduğunu öğreten Ebu Ubeyde İbnül Cerrah radıyallahu anhı Bahreyn'e cizye tahsili için gönderiyor. Bahreyn neresi biliyorsunuz değil mi? Bir zamanlar mecusilere, ateşe tapan putperestlere ev sahipliği yapmış. Sonra İslam'ın izzetinin karış karış arşın arşın topraklarına işlendiği bir coğrafyadır. Ama maalesef o dönemde Bahreyn halkının birçoğu iman ederken mecusilikte ısrar eden bir topluluk halen yaşadı. Bugün onların torunları da yaşamaya devam etmektedirler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iman etmeyen bazı Bahreyn halkından cizye alması için Ebu Ubeyde'yi gönderdi. Ebu Ubeyde cizyeleri topladı, Medine'ye geldi. Ensar bunu işitti. Sabah namazını Resulullah aleyhissalatu vesselam ile beraber kıldılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra tam hareket edecek. Ensar hemen Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın etrafını sardı. Resulullah aleyhisselam meseleyi anladı. Meseleyi çok iyi anladı ve tebessüm etti. Çünkü neden? Tevbe suresinde Allah azze ve celle Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı betimlerken, anlatırken o müminlere karşı raufur raimdir dediği bir peygamberdi. Bir ihtiyaçlarını anladı, bir sıkıntılarını kavradı Resulullah. Dedi ki herhalde Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den getirdiği cizyelerin haberini aldınız. Dediler ki evet ya Resulallah. Evet dediler. Allah Resulü tekrar onlara iltifat etti. Yüzünü onlara döndü. Dedi ki sevininiz. Sizi sevindirecek işleri ümit ediniz. Ama ne olur şimdi buraya dikkat edin. Vallahi Allah'a yemin ederim ki bunu bizzat Peygamber aleyhissalatü vesselam söylüyor. Vallahi ben sizin fakirliğinizden asla korkmuyorum. Ben sizin fakirliğinizden asla korkmuyorum. Bu hadis devamıyla sonra nakledeceğim. Buhari'de, Müslim'de, İbn-i Mace'de, Tirmizi'de sahih bir rivayet olarak geçmektedir. Bakın bu hadisin kısmıyla ben sizin fakirliğinizden korkmuyorum ile alakalı kısmıyla ilgili Hafız Bezzar'da ve Heysemi'de şöyle bir fazlalık var. Sahabeye şimdi sesleniyor Resulullah Aleyhisselam. Sizin için darlık fitnesinden ziyade bolluk fitnesinden korkuyorum. Sizin için, dikkat edin ne olur. Sizin için fakirliğin, yoksulluğun acısından değil, sizin için malların, servetlerin, evlatların çoğalma fitnesinden korkuyorum. Zira siz darlık fitnesiyle imtihan oldunuz.
ve sabır gösterdiniz. Elhamdülillah.